Merhaba, Bu resmin adı isimsiz film karesi numara 14. Gerçekten de bir film karesi gibi görünüyor. Ona bu görünüşü veren bazı özellikleri var. Sanatçının yapmaya çalıştığı da bu görüntüyü elde etmek. Aslında bu bir film karesi değil, ama bir film karesi görünümüne sahip. Sanatçı yıllar içinde film karelerine benzeyen fotoğraflar şeklinde bunun gibi birçok eser verdi. Bu gördüğümüz eser bu aşamanın başlangıcında verilmiş. Yani serinin ilk eserlerinden. Bütün bu eserlerin bir hikayenin parçası olabileceği görüntüsünü vermek istiyor. Bu fotoğraftaki de Cindy Sherman'ın kendisi. Birçok insan fotoğrafta sanatçının kendinin olduğunu fark etmez. Her zaman farklı kılıklara girer. Her birinde farklı biriymiş gibi görünebiliyor. E elbette bunda makyajın da yardımı var. Bu fotoğrafta da muhtemelen 1960'lardaki bir filmdeymiş gibi görünmeye çalışıyor. Bu esere bakınca bazı şeylerin filmlerde gösterilme geleneklerinin, o hitabet biçiminin, o hikaye anlatma sanatının farkına varıyorum. Işıklandırması olsun, kafasını oynatma şekli olsun, bakışı olsun. Neredeyse bütün bu film karelerinde bir şeye tepki veriyormuş gibi görünüyor baktığımız şeyin bir hikaye olduğuna dair bize ipucunu da bu tepkili olma hali veriyor. Uzaklara doğru bakıyor. Bunun nedenini bilemiyorsunuz. İnsanlar genelde bunu farklı şekillerde yorumluyor. İğrenme, korku, endişe. Hiçbir zaman tamamıyla tek başına bağımsız değil. Genelde göremediğimiz çerçevenin dışındaki bir şeyle bir tür ilişki halinde. Acaba bu bir kadın olmakla ilgili ne söylüyor dersiniz? Bence burada anlatmaya çalıştığı şeylerden biri de bu. Belki de benlik algımız, kadınların benlik algısı her zaman başka bir şeye bağlı. Ve de kadın olmak her zaman bir çeşit performans. Bunlar genelde bu şekilde yorumlanır. İnsanlar onun farklı kılıklara girdiğini, bu kıyafetleri giyip çıkardığını düşünür. Bazı insanlar bunun özgürleştirici olduğunu düşünür. Böyle yaparak kişiliğinizin sabit olduğu fikrine meydan okuduğuna ve aslında kişiliğinizi sizin seçebileceğinizi anlatmaya çalıştığına inanır. Yani kılık değiştirerek belirli bir şekilde hareket etmeyi seçebiliyorsunuz veya insanların sizi istediğiniz şekilde okumalarını ve anlamalarını sağlayabiliyorsunuz. Bazıları onun film karelerini özellikle de kadınlar için özgürleştirici bulur. Yani kimliğiniz kültürün size dayattığı bir şey değildir. Bir şekilde siz kimliğinizi özgürce seçebilirsiniz. Bu seride aynı zamanda son derece kadınsı roller seçmesi de ironik. Bu roller çok da basmakalıp roller. Ve tepki verme halinde oldukları için biraz da kırılgan duruyorlar. Her iki ucu da kullanıyor. Alfred Hitchcock gibi kişiler tarafından yerleştirilmiş o film tabirini ödünç almak istiyor gibi. Sarışın kurban. Sanki birden bir şey ona saldıracakmış gibi. Fakat hiçbir şey saldırmıyor. Aynı zamanda bu Cindy Sherman'ın tekniği oluyor. Ortada anlatılacak bir hikaye yok. Ama tekniği var. Tekniği kendini belli ediyor. Şimdi fotoğrafsal anlamda burada seçilen şeylere bir bakalım. Yukarı doğru bir odak söz konusu. Bu kişiye oldukça yakınız ve imtiyazlı bir açıdan bakıyoruz. Yani bu şipşak çekilmiş bir fotoğraf olamaz. Şipşak çekerek böyle bir fotoğraf elde etmek çok zor. Kamerayı konumlandırıp açısını belirleyerek modern görünüşe sahip her şeyi çerçeveden çıkarmış. Kendini bu daha eski binaların önüne koyarak sahici bir görünüm elde etmiş. 20 yıl öncesinden sanki. Tabi bunlar hep bir film yapımcısının yaptığı şeyler. Değil mi? Hoşçakalın.